Büyük geçmiş olsun. Ölen şahsın ailesi de bulundu. Allah sabırlar versin. Kendi kızımız olmadığına sevinemedik bile. Bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Evinize giderseniz iyi olur. Yarın gün ışıldığında tekrar aramalara devam edeceğiz. Nasıl ya? Nasıl, yapılacak bir şey yok. Benim kızlarım kayıpken ben nasıl evime gideyim? Burada olmanızın hiç kimseye bir faydası yok. Hadi Meryem gel. Hayır. Gitmiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Ya o ölen kız kızlarımızdan biri olsaydı. Meryem, kızlar hiçbir şey olmadı. Ben hissediyorum bunu. Olmadı. Ne olur, ne olur kızlarımı bana bul. Ne olur onları bana bul, ne olur, ne olur. Söz. Sana söz veriyorum Meryem, kızları bulacağım. Allah'ım. Ya o kız Esma ya da Zeynep olaydı. Allah'ım sen bize bu acıyı yaşattın. Ya abla ne diyorsun ya? Ya bir sus ya, görmüyor musun burada babam fenalaşıyor? Ya el kadar çocuklara bir buluyoruz, bir kaybediyoruz ya. Ey güzel Allah'ım sen onları bizim yanımızdan alma ya Rabbim. Alma onları ya Rabbim, ya Resulallah. Allah'ım bana torunlarımın acısını gösterme. Allah kurusun ya. Esma, Zeynep neredesin ya? Neredesiniz? Hacı vallahi ben Emine'yi böyle görmeye dayanamıyorum ya. Her şeyi gidip söyleyeceğim hacı. Saçmalama oğlum. Artık istesek de söylemeyiz zaten. Dursun ne diyecek her dediğimiz zamanda. Oğlum söylemezsek vallahi Dursun amca ile Zeynep teyze kalpten gidecek ha. Vallahi bebel alırsın hacı bak. Bittim ben ya. Bütün bu oyunlar ortaya çıkınca millet bana düşman olacak. Yok abi, böyle olmayacak. Ben kızları alıyorum. Hadi abi. Buyur Az. Kendimi ailenizin yerine koyuyorum da kim bilir ne haldedirler. Ne yapalım Sefa Hocam? Yani sürekli kavga ediyorlardı. Biz onların umurunda bile değildik. Ama belki şimdi ne yaşadığımızı anlarlar. Ne karıştırıyor lan bu lavuk? Esma. Hocam iyi akşamlar tekrar. Tarık sen niye geldin? Esma boynun tadı kaçmaya başladı, hemen bitiriyorsunuz. Herkes perişan, birine bir şey olacak diye korkuyorum. Çok mu kötüler? Çok. Esma? Zeynep! Allah'ım sana şükürler olsun. Öldünüz sandım ben. Denizde kayboldunuz sandım. Nasıl geldiniz siz? Kim getirdi sizi buraya? Kimse getirmedi. Kendimiz geldik. Ne demek kendimiz geldik? Yani bütün bunlar oyundu Poyraz abi. Biz annemle babamın aklı başına gelsin diye böyle bir oyun kurduk. Bir de kıymetimizi bilmeyenler için. Kıymetinizi bilmeyenler için. İyi düşünmüşsün. Lan siz manyak mısınız? Kafayı yedik ya biz orada. Sen biliyordun değil mi en başından beri her şeyi? Onun bir suçu yok. Her şeyi biz ayarladık. Başlarım sizin ayarlamanıza şimdi. Yürüyün hadi. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Baksana, Poyraz abi bile bu haldeyse. Ne haldeyse ne? Çıldırttınız lan bizi orada, ne haldeyse. Yürüyün hadi Allah aşkına ya. Hadi ya. Ne yapacağız şimdi? Zeynep hala ne yapacağız diyorsun. Yürüyün, gidiyoruz. Ben ne dedim? Gidiyoruz dedim. Aynı şey.
Tamam yürüyün gidiyoruz diyorum ben de. Tamam ben de aynı şeyi söylüyorum. Gidiyoruz diyorum ben de. Tamam şimdi sırası değil. Biz Tarık'la gideriz. Teşekkür ederiz. Hocam kusura bakma. Her şey için çok teşekkür ederiz. Şu ortalık bir sakinleşsin ben uğrayacağım yani. Burada olmamızın bir anlamı yok. Yarın sabah aramaya devam edecekler. Be kızlar be şöyle bırakın hadi. Onu denizin kenarında da olsa, dağın başında da olsa bekleyeceğim oradan. Burada bekleyeceğim onları, burada bekleyeceğim onları. Dursun baba. Babacığım. Allah onların yardımcısı olsun. Baba. Bak gün doğmadan neler doğar ha? Hadi gel. Hadi gel gidelim. Ha? Poyraz buradaydı ya. Ha baba, üzülme babam, üzülme. Poyraz buradaydı. İsmet. Tarık nerede? Patladık ya. Biz 22 yıl ölmedik. 3-5 saat sabredemediniz mi? Bilerek yapmışlar. Bilerek yapmışlar. Kızlar öldürdüm sizi. Öldürdüm. Dur bana bak. Ya bu nasıl bir oyun böyle? Çocuk musunuz siz? Biz bu oyunu sizden öğrendik baba. Ortadan kaybolmayı sizden öğrendik. Delirmiş bunlar ya. Bravo. Şimdi biraz olsun anladınız mı bizim neler yaşadığımızı? Bak hala konuşuyor. Kızım aynı şey mi bu? Biz burada el laf acısı çektik. Delirdik hepimiz. Ya biz bir hata yaptık. Siz de bunu yapmak zorunda mısınız? Böyle başını alıp gitmeler falan ne yapıyorsunuz siz ya? Baba ne zaman bir araya gelseniz hep kavga ediyorsunuz. Bıktık artık bundan. Biz de size bir ders vermek istedik. Demek her şeyi planladınız öyle mi? Siz nesiniz ya? Ya siz benim başıma şebeke mi kesildiniz? Yok biz plan yapmadık. Size çok kızmıştık. Ortadan kaybolalım dedik. Sonra Tarık'ı aradık. O da gelip bizi aldı. Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Ben bunu takip ettim. Sakın, sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. Ya bizi kahrettiniz ya. O zaman siz de bir daha kavga etmeyin. Yeter uzatmayın. Açıklayın bari anne. Ya ne olduğunu açıklayın bize. Eğer hiç barışma umudunuz yoksa biz de vazgeçeriz. Neyse ne, anlayın artık. Biz babanla barışamayız. Olamayız, imkansız. Anladınız mı? Kızlar annenizi duydunuz. Biz artık barışamayız. Bunu da artık sorup durmayın. Biz olmayız artık. Bu kadar. Esma geliyor musun? Ben de içeri gidip polislere durumu anlatayım. Bana bakın bu yaptığınız suç unsuru bunu biliyorsunuz değil mi? Şunlara bak ya. İkiz şebeke.
sır bana çok ağır geliyor. Çok. Biz seninle olamayız. Aramızda bu sır varken olamayız. Ah. Kızlar yattı. Bu gece yaşadıklarım 10 yıl götürdü benden. Yaşanıyor geçiyor be anne. Neler yaşamadık biz. Bu gece olamayız biz dedin. Ve bana hiçbir zaman anlatmadın. O gün ne oldu? O gün Meryem ölmüştü anne. Hem kendi ölmüştü, hem de beni öldürmüştü. Böyle laflar söyleme. Bak kızlardan biri annesine küskün, biri sana küskün. Ne yapacağız? Ne olacak? Barışırlar anne. Zamanla affederler. Umarım. Hadi yatalım. Bugün ikimiz de perişan olduk. Kalk oğlum, kalk. Sen git yat anne. Ben daha sonra gideceğim. İyi geceler. Hadi iyi geceler oğlum. Allah Allah ya. Seyfi de aramadı hiç. Yarın da müşteriyle buluşmam lazım. Bu nasıl iş ya? Şimdi de servis dışı diyor. Alo Erdal. Ben Ecevit. Ecevit Erdem. Oo Ecevit abi. Hayırdır bu saatte? Bir durum mu var? Yok yok, bir durum oldu falan yok. Şeyi soracaktım ya. Şu bizim Seyfi ile konuşabildin mi son zamanlarda? Kendisine ulaşamıyorum da merak ettim. Vallahi abi Seyfi'nin nerede olduğunu bilen yok. Almanya'da aranıyordu. Kaçtı. Bir yıldır biz de hiç haber alamıyoruz. Ne diyorsun sen Erdal? Almanya'da dolandırmadığı adam kalmamış abi. Hem Alman polisi hem Türk polisi peşinde. Ne oldu abi, sen niye arıyorsun? Abi yoksa seni de mi dolandırdı? Bittim ben. Allah belanızı versin be! Ulan bir kredi almak bu kadar zor olur mu ya? Lanet olsun hepinize! Bankaymış, soyguncular! Hadi be Cavit be. Sen bari iyi bir haber ver de biraz sevinelim. Hadi ya. Alo. Alo Cavit Bey. Ya ben şey için soracaktım. Benim evle arsa konusunda bir gelişme var mı acaba? Daha önce de konuştuk Ecevit Bey. Sizin ev, arsa bir günde satılacak şeyler değil. Ya tamam biliyorum da ya bir hafta oldu. Bakın Cavit Bey, acele paraya ihtiyacım var. Durum çok sıkışık. Lütfen bir şeyler yapın. Milyonlar değerinde bir mülkün hemen öyle alıcısı çıkmıyor Ecevit Bey. Hem satsak bile parasını almamız en az bir hafta sürer. Siz de biliyorsunuz. Allah belanı versin Seyfi. Allah belanı versin! Ulan her şey senin yüzünden başıma geliyor be! Seyfi! Bizimle geliyorsunuz. Siz kimsiniz siz ya? Lütfen zorluk çıkarmayın. Ya kardeşim kimsiniz siz ya? Hadi görüşürüz size! Çok güzelsin ha. Allah Allah, sen de çok şımarık mısın? Güzel olduğum kadar küstü aslında. Dursun can, bize kız mı yok? Bence de. Bu çok zevk zaten, annem beğenmez. Göz bebeklerim. Bakın size babanız bir sürü oyuncak aldı. Hadi gidin bunlarla parkta oynayın. Burası çok kalabalık. Hayırlı işler. Gel ablam gel. Ya sen şu patatesleri halletsene. Tabii.
Zeynep. Kızım bak, babayla küs kalınmaz. Büyük günah. Ay anne, siz yalan söyleyince Mübah bize gelince mi günah? Bilip bilmeden konuşuyorsunuz böyle. Tövbe tövbe. Ya o zaman anlatalım da bilelim anne. Ne olduğunu söyleyin. Sen neden birdenbire babamı düşünmeye başladın? Suç ortağı olduğunuz için olabilir mi? Zeynep. Tamam anne, tamam. Abartma. Ben küs değilim babama. Kırgınım sadece. Gördüğüm zaman da konuşuyorum ama affetmek için biraz zamana ihtiyacım var. O zaman Esma'm da beni affeder, ha? Bakar mısınız? Bir çorba daha istiyorum ben. Tabii. Ablam bir çorba koysana. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rafet! Ulan Rafet! Miço. Efendim reis. Bana bak. Uşağım. Sen kendi adını mı unuttun ya? İki saattir sağa buradan Rafet diye sesleniyorum. Umruna değil dur. Ne yapayım hocam ya? Senden başka bana Rafet diyen yok ki. Ana yok, baba yok. Adımı söyleyen de yok yani. Duygusala bağlama oğlum hemen. Biz varız burada. Ulan sen niye buraya oyalanıyorsun? Hocam maça daha iki saat var ya. Uşağım. Antrenman var, antrenman. Ha böyle direkt gelip maça mı gireceksin? Bana bak, eğer böyle yapmaya devam edersen kadrodan çıkarırım seni. 5 dakika vaktin var. 5 dakika sonra antrenmana geliyorsun. Evet be, mandalinama bak benim. King mandalina oluyor. Oğlum milli oluyorsun ola, kolay mı? Reis, istersen maça Meral ablayı da çağır. Başlatma ola Meral ablanla. Oğlum, ben o kıza mesaj attım. Ayıp oldu gerçi biraz da. Olmaz seninle dedim. Kusura bakma dedim yani. Nasıl ya? Hani ciddi düşünüyordun? Palavraymış oğlum onlar. Ben Zeynep'i deli gibi severken Meral'le nasıl ciddi düşüneceğim? Ha? Mümkün mü öyle bir şey? Gel otur şöyle. Otur. Oğlum bak. Zeynep öldü sandığımız gün var ya. Ben deliriyordum. Kafayı yiyordum orada. Ben o gün anladım. Bu kız olmadan yaşayamam. Ha şunu bileydin be reis. Boşu boşuna kızı da kendin de üzün ya. Boşu boşuna olur mu ulan? Kızın babasıyla kavga et. Baban gitsin anasını istesin. Para yok, engel çok. Korktum oğlum, korktum. Kaçtım işte. İyi yapmışsın abicim. Zaten erkeklerin 10'da 9'u kaçmak. Boş ver, üzülme yani. Yok ulan öyle bir erkeklik. Oğlum ben dün gece çok düşündüm. Kararımı verdim. Çekeceğim Zeynep'i, konuşacağım. Artık kaçmak yok. Seviyorum kız seni diyeceğim. Tamam. Param olmayabilir. Babam ananı istemiş de olabilir. Ya babanla kavga etmiş de olabilirim. Tamam biraz ayıp oldu adama ama... sen yanımda olduktan sonra... ben herkese, her şeye karşı dururum diyeceğim. Heyt be! Seviyorum! Abi tamam, sev sev de benim şimdi gitmem lazım. Akşam uzun uzun konuşuruz. Tamam. Hadi, hadi. Roket, koş, 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 koş. Biz de geleceğiz ha. Seviyorum ben. Şişt, surat asıp durma. Al bakayım şunu. Yeni gelen müşteriye götür et. Yavaş. Afiyet olsun dayı. Dolma koyayım mı? Yok kızım yok. İşim var. Geç kaldım. Maça gideceğim daha. Maç mı? Maç mı yapacaksın sen? Ya yok ben değil ya, bizim Miço. Bu sene yedek kulübesinden sahaya terfi etti de. E gidip destek olmak lazım. Çaktırma, halan da maça gelecek. Oo, halama bak sen. Maçlara gitmeler falan. Dayı ben de mi gelsem acaba? Burada içim sıkıldı ya. Emine de Esma ile buluşacakmış. Sen niye gitmedin kardeşinin yanına?
Ya onlar Luna Park'a gittiler. Ben Luna Park'a gidecek havada değilim hiç. Bacağını sıkıldıysa o zaman takıl bana. Gelirsin maça, bağırırsın, çağırırsın. Ne stres kalır sende, ne tasa. He? Tamam. İyi hadi. Anne, ben dayımla maça gidiyorum. Aa, ne maçı? Ne işin var kızım senin maçta? Ablaların ablası, ellerine sağlık. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Allah Allah, Allah Allah. Bize hiç düşünen yok. Hah, bıraktı önlüğü gitti. Ay ben kıza laf geçiremiyorum ya. Ne yapacağım Zeynep'in abla ben ya? Dinlemez tabii ablam. Yani sana tepki koyuyorlar. Sen bu Sabri Efendi'yi kabul ettin ya, bu kızlar artık seni iplemez. Aman abla, sen de ikide bir açma Sabri Efendi meselesini. Zaten yeteri kadar üzülüyorum. Ya adam böyle her seferinde bir mutlu, bir hevesli. Ay şuram acıyor ya. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ha. Sen bu adama üzüle üzüle sonunda Sabri Efendi ile evleneceksin, haberin olsun. Allah tövbe de, Allah korusun. Ya ben bu işten nasıl sıyrılırım diye bakıyorum. Senin ettiğin lafa bak ya. Biraz küçük gibi geldi bana ama. Hii, şuna bak şuna. Şuna bak ya. Taşı kocaman göktaşı gibi. Meryem Hanım Zimun o zarif parmaklarında ne kadar güzel durur kim bilir. Teneke gibi alyans alırsan takmaz tabii. Bu ne kadar ya, ha? Hemen bakıyorum hocam. Bana bak, çok deme ha. Tamam mı? ₺2700 hocam. Ne? ₺2700 mü? Sen ne yaptın ya? Aa! ₺2700, yüzük mü olur? Ev taksidi mi bu ya? Maaşı al gel diyorsun sen ya. Yani hocam aşağı yukarı fiyatlar bunlar. İstersen daha uygun bir şeye bak. Pahalı ama olsun benim. Alacağım bunu. İsmet, bizim seninle göbek bağlarımız beraber kesilmiş olabilir mi diye düşünüyorum bazen. Aşk olsun kankısın. Abi ne tarafa baksam seni görüyorum. Siyam ikizi gibi olduk lan. Vay anasını ya. Şimdi böyle mi oldu yani? Ulan her şey Esma'yı tavlayana kadarmış. Tabii canım, unutuldu tüm yaptıklarımız. Ulan Brennan kör. Emine'yle aynı yere getirdik işte seni. Daha ne yapalım? Bundan sonra senin engin tecrübene ve bilgine kalıyor. Hadi. Emine. Ben diyorum ki biz beraber takılsak. Çünkü bu Esma ile Tarık mıy 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 konuşur. Bunlar adrenalinden pek hoşlanmayan bir çift. Biz seninle aksiyonun eğlencenin dibine vururuz. Ne dersin? Ay, olur vallahi. Dönme dolapta başın dönmedikten sonra, gondolda şöyle bir havalanmadıktan sonra ne anlamı var değil mi Luna Park'ın? Evet! Hacit ya! Siz ne yapın biliyor musunuz? Kabak çekirdeği alın, şu köşede çıkmayın. Ay. Biz de Emine ile aksiyonun dibine vurmaya gidiyoruz. O zaman ilk hedefimiz gondol. Ay. İlk giden kazanır. Tamam, bir dakika. Bak görüyor musun? Gözlerin aralandı. Ne güzel bir rüyaydı. Sana cennetin çocukları şarkılar, şiirler söylüyordu. Dışarıda kuşların telaşlı cıvıldı. İçinde kabaran bir sevinç vardı. Oynadın.
çok yakışıklısın evlat. Afet Ala yemin ederim 10 numara kadınsın. Ateş ediyorsun Afet Ala. Ne diyorsun? Yürü be. Yürü be. La 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 la. Çok şirinsin çok. Sensin şirin. Küpemi geri istiyorum. Zeynep. Özlemişim seni. Çok özlemişim. Ben de seni özlemişim. Şu güzelliğe bak ya. Hep hatırladığım Zeynep. Canım arkadaşım benimdir. Hadi oyalanmayalım burada. Konuşacak çok şey var. Başımıza. Çakma DJ bitti bir de bu çıktı. Her gün bir şey çıkıyor zaten.